oy kullanmamak demek, karşı tarafı güçlendirmek demek. Arkadaşlar, adamların vaatlerini duyuyorsunuz. Ayasofya'yı müzeye çevireceğiz tekrar. Teröristleri savunan partinin liderini içeriden çıkaracağız. Bu ülkeye darbe yapan, 200 küsür tane vatandaşı şehit eden, bu ülkenin askerine, polisine kurşun sıkan, vatandaşın üzerine bomba yağdıran adamları tahliye edeceğiz, serbest bırakacağız diyorlar. Yerli araba yapıyorsun. Düne kadar 300 arabasından biniyorduk. Ne var canım bu kadar abartacak diyor adamlar. Savunma sanayini ilerliyorsun. Adamların gözü götürmüyor ya. Ne var diyor bunda? Ne olmuş ki diyor. Adam diyor ki bu memlekette diyor biz sesimi kazanırsak artık İHA, SİHA kelimelerini duymayacaksınız diyor ya. Ulan İHA, SİHA senin nerene battı? Ne oldu yani? İHA, SİHA'nın sana ne zararı var? Ülkenin kalkınmasını istemiyor adamlar. Çünkü emri dışarıdan alıyorlar. Bunlar kuklalar. Savaş uçağı yapıyorsun. Helikopter yapıyorsun. Bu senin ülkenin gururu bir kere takdir etme kardeşim. Kedi ulaşamadığı yere minder dermiş. Bunlar aynı hesap. Senin vizyonun ancak eşek heykeli yapmak. Çekirdek çitleyen eşek heykeli yapıyor adam bununla gurur duyuyor. Tabii basın mensuplarını çağırıyorlar. Törenle eşek heykeli açıyorlar. Senin vizyonun bu kadar işte. Senin zihniyetindeki dedelerin de böyleydi zaten. Rahmetli Üstad Kadir Mısıroğlu bir şey demişti. Demişti ki Ayasofya'yı açın Allah toprağın altından petrol fışkırtacak. Allah önünüzü açacak diyordu. Tarih tekerrüden ibarettir.